Paris'te 3 kadının ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yankıları sürerken Barış ve Demokrasi Partisi'ye olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulundu. Partili bir grup Diyarbakır'ın Koşuyolu Parkı'nda gösteri düzenlerken BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık Ankara'da yaptığı açıklamada olayın zamanlamasına dikkat çekti. Fransa hükümetinin bir an önce bunların faillerini bulup kamuoyunu bilgilendirmelidir. Çok önemli bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Geçmişten bugüne kadar değerlendirdiğimizde bu tür süreçler gündeme geldiğinde buna benzer uygulamaların, buna benzer katliamların, buna benzer provokasyon eylemlerinin gerçekleştiğini de biliyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise gelişmelerle ilgili değerlendirmesini Senegal'de yaptı. Erdoğan olayın aydınlatılmasını beklemek gerektiğini belirterek hemen bir yorum içerisine girmek yanlış olur dedi. Bu bir iç hesaplaşma olabilir. Bunun yanında sizin de ifade ettiğiniz şekliyle şu anda teröre karşı bizim vermiş olduğumuz bir mücadele var. Bir mesafe almak istiyoruz. Fakat bunu arzu etmeyenler de var. Yani bunlar tarafından da böyle bir provokatif ve çaplı bir girişim de olabilir. Bilge Sam Başkanı Atilla Sandıklı ise bunun bir tasfiye süreci olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Tamam. Ne dedik? PKK terör örgütü bir rant örgütü. Aynı zamanda bir terör örgütü. Bu terör örgütü kendi örgütsel kademeleri arasında zaten her zaman belli grupları tasfiye ediyor. Yani eğer sistemle bir problem yaşayan bir grup varsa onu tasfiye ediyor. Geçmişte pek çok barış girişiminin baltalandığına tanık olan Türkiye halkı ise temkinli. İnsanlar sessiz bir şekilde bu görüşmelerin hangi noktaya ulaşacağını anlamaya çalışıyor. Bora Bayraktar, Euronews, İstanbul.